TRT Haber'e, Dünya Gündemi'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Yoğun bir iç gündem sonrası şimdi dış gündeme bakacağız ve başlıklarımıza bakacağız. Sizleri 3 ayrı noktaya götüreceğim başlıklarda. Kosova ile başlayacağız. Zira Kosova'nın kuzeyinde Avrupa Birliği Hukuk Üstünlüğü misyonuna ait bir devriye aracına ses bombasıyla saldırı düzenlendi. Kosova polisine de ateş açıldı. Ayrıca artan şiddet olayları sonrasında Kosova'nın kuzeyinde yapılacak olağanüstü yerel seçimler de ertelendi. Ve bir diğer başlığımız İngiltere'den değerli izleyenler, koronavirüs salgınının etkilerini tam olarak atlatamayan dünya yeni bir salgınla karşı karşıya. Solunum yolu hastalıkları nedeniyle özellikle Avrupa'da can kayıpları artıyor ve sağlık sistemleri alarm veriyor değerli izleyenler. İngiltere'de 7 milyon 200 bin kişi tedavi olmak için hastanelerde bekliyor. Ve bir diğer başlığımız Twitter olacak. Kongre baskınından 2 gün sonra hatırlayacaksınız. Trump'ın Twitter hesabı kapatılmıştı. Hesabının askıya alınmasının aslında seçimlerden aylar önce konuşulduğu ortaya çıktı değerli izleyenler. Twitter'ın FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte hareket ettiği görüldü. Son derece önemli bir gelişme. Evet, başlıklarımızı aktardık. Daha fazlası için Dünya Gündemi başlıyor. Değerli izleyenler, Kosova'daki son durumla başlıyoruz. Dünya gündemine Kosova'nın kuzeyinde Avrupa Birliği Hukuk Üstünlüğü misyonu Eulex'e ait bir devriye aracına ses bombasıyla saldırı düzenlendi. Kosova polisine de ateş açıldı. Bu arada 18 Aralık'ta yapılması planlanan yerel seçimse güvenlik endişesi gerekçesiyle ertelendi. Şimdi detaylar için Esra Hasipi bizleri bekliyor. Esra, nedir sahadaki son durum? Seni dinleyelim. Kosova-Sırbistan arasındaki gerilim aslında aylardır tüm dünyanın gündeminde. Temmuz ayından bu yana oldukça gergin ilerliyor ilişkiler ama son olarak yeniden tansiyonun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kosova-Sırbistan arasındaki özellikle iki sınır noktasında, Brnjak ve Jarinje sınır kapılarında. Burada hafta sonu Kosovalı Sırplar yine barikatlar kurdular. Gerekçe ise eski bir polis memuru olan Dejan Pantic'in tutuklanmasıydı. Pantic'in tutuklanmasına gerekçe olarak aslında her ne kadar şu an ertelenmiş olsa da 18 Aralık'ta gerçekleştirilmesi gereken yerel seçimler için hazırlıkları engellemek ve bu maksatla ses bombası atmak kaydıyla polislerin ve görevlilerin çalışmalarını engellemek olarak belirtildi. Dolayısıyla bu tutuklama sonrasında Sırpların protesto anlamında da tavırları gecikmedi ve barikatlarla yeniden iki sınır noktasını geçişe kapattılar. Şu an itibariyle hem yaya hem de araç geçişine kapalı durumda. Brnjak ve Jarinje sınır kapıları. Kosova polisine yönelik özellikle de cumartesi akşamı gerçekleşen Kosova'daki hukukun üstünlüğü misyonu Eulex görevlilerine yönelik saldırılar söz konusu. Ses bombasıyla bir saldırı gerçekleştirildi. Herhangi bir maddi hasar ya da yaralı yok. Ancak çok büyük tepki çekti. Hem Kosova hem Sırbistan hem de uluslararası toplumdan tepkiler gecikmedi. Avrupa Birliği'nden yine tepkiler vardı. Bunun kabul edilemeyeceği, şiddet olaylarının kabul edilemeyeceği, şiddetle kınandığı ve sorumluların bir an önce bulunup cezalandırılması, adalet önüne çıkarılması gerektiğine vurgu yapıldı. NATO'dan da keza ona benzer bir açıklama vardı. Kosova'da konuşulan NATO Barış Misyonu KFOR'dan da bir açıklama yapıldı. Her türlü durumu istikrarı sağlamak için her türlü müdahaleye hazır olunduğu yinelendi ve itidal çağrıları vardı. Özellikle Avrupa Birliği tarafından yapılan bir çağrı da Kosova'nın kuzeyindeki barikatların bir an önce kaldırılması. Ama şu an itibariyle hala karşılık bulduğunu söyleyemeyiz bu çağrının. Kosova Başbakanı Albin Kurti dün akşam Milli Güvenlik Konseyi sonrasında bir açıklama yaptı ve bu barikatların kaldırılması için buradaki NATO Barış Misyonu'nun kendilerinden süre istediğini söyledi. Dolayısıyla şu an beklemedeyiz. Hali hazırda en mantıklı çözüm de bu gibi görünüyor. Bu barikatların bir an önce KFOR tarafından, yani buradaki NATO Barış Misyonu görevlileri tarafından kaldırılmasını istiyoruz şeklinde bir açıklamada bulundu. Sırbistan tarafına bakacak olursak onlar da bu barikatların kurulmasının aslında bir yardım çağrısı olduğunu iddia ediyorlar. Burada yaşayan, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırpların esaret altında olduğunu iddia ediyorlar. Kosova hükümetinin buradaki Sırplara eziyet ettiğini iddia ediyorlar. Dolayısıyla seslerini ancak bu şekilde duyurabiliyorlar. Onun için bu yöntemi seçiyorlar şeklinde bir savunmaları var.
Dediğiniz gibi seçim ertelendi. 18 Aralık'ta gerçekleşmesi gerekiyordu. Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede. Bunlar Sırpların elinde bulunan belediyeler. Yönetimleri Sırplara ait. Ve Sırp listesi temsilcileri her 4 belediyenin başkanı da bu listeden de ki Kosova'daki Sırpların en büyük temsilcisi konumunda. Kasım ayı başında 5 Kasım'da görevlerinden istifa etmişlerdi. O zamanki tartışmalı Kosova'nın uygulamaya koyduğu plaka yasası nedeniyle her ne kadar bu yasada rafa kaldırılmış olsa da Sırp Belediyeler Birliği'nin Kosova'nın kuzeyinde kurulması gerektiği gerekçesiyle protestolarına devam ediyorlar. Dolayısıyla başkanlık görevlerine dönmediler. Bunlar için belediye başkanlığı seçimleri düzenlenecekti. Ancak asayişin sağlanamayabileceği güvenlik endişesi nedeniyle Kosova Cumhurbaşkanı Yosa Osmani bu seçim tarihinde Nisan 2023'e ertelendiğini duyurdu. Ve Kosova'daki son durumu ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Bir başka başlıkla devam ediyoruz şimdi de. İsrail askerleri Batı Şeria'nın Cenin kentini bastı. 16 yaşındaki bir Filistinliyi başından vurarak öldürdü. İsrail askerlerinin Batı Şeria baskını kanla bitti. Cenin kentindeki baskında askerler gerçek mermilerle ateş açtı. 16 yaşındaki Mecdi İsam Zekane başından vuruldu. Filistin Sağlık Bakanlığı Zekane'nin hayatını kaybettiğini ve yaralanan diğer 3 gencin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İsrail askerleri baskında 3 kişiyi de gözaltına aldı. Sayın seyirciler, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geliyor. Gündemde Rusya'ya ve İran'a uygulanacak yeni yaptırımlar var. Şimdi detayları getirelim ekranlarınıza. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi, Birliğin Dış Politika ve Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell Başkanlığında toplanıyor. Rusya ve İran'a yeni yaptırımlar gündemin öncelikli maddeleri. Gazetecilere yaptığı açıklamada Borrell, Rusya konusunda uzlaşılması gereken hususlar olduğunu söyledi. Ancak İran'a karşı sert bir yaptırım paketinin çıkarılacağını bildirdi. Öte yandan Ukrayna'ya silah sevkiyatı için 2 milyar avroluk ek paketin kabul edilmesi bekleniyor. Fakat Avrupa Birliği yönetimiyle fon anlaşmazlığı nedeniyle Macaristan'ın veto yetkisini kullanma ihtimali de bulunuyor değerli izleyenler. Ve devam edelim. Koronavirüs salgınının etkilerini tam olarak atlatamayan dünya yeni bir salgınla karşı karşıya değerli izleyenler. Solunum yolu hastalıkları nedeniyle özellikle Avrupa'da can kayıpları artarken sağlık sistemleri alarm veriyor. Şimdi İngiltere'ye gideceğiz. Zeynep Er Yılmaz son durumu aktaracak. Zeynep, milyonlarca insan hastanelerde bekliyor. Büyük bir kriz var sağlık sisteminde. Hükümet de bir toplantı yapacak. Önemli bir toplantı. Toplantının detayları ve sağlık sistemindeki son durumu senden dinleyelim. Nisa, İngiliz sağlık sistemi aslında uzun bir süredir darboğazda ama son verilerde bunu bize çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Ulusal Sağlık Kurumu'nun son verilerine göre rutin tedavi için bekleyen, İngiltere'de rutin tedavi için sıra bekleyenlerin sayısı 7 milyon 200 bine geçmiş durumda. Bu oldukça yüksek bir rakam ve bu rakamın aslında her geçen gün daha da arttığı biliniyor Ulusal Sağlık Kurumu verilerine göre. Diğer taraftan sadece rutin tedavi bekleyenlerin sayısı değil, ayrıca acil servis kapısında bekleyenlerin sayısı da artıyor. Hem sayısı artıyor hem de bekleme süreleri daha da uzuyor. Acil servis için bekleme sürelerinin şöyle bir durum var. %40'ı 4 saatten hastaların %40'ı 4 saatten fazla acil servislerde bekliyor. Bu bazen daha da uzun süreler alabiliyor. Yaklaşık hastaların %10'u 12 saatten fazla acil servis kapısında bekliyorlar. Bunu hatırlatmamız gerekiyor. Bu Ulusal Sağlık Kurumu'nun verileri. Diğer taraftansa sadece bu baskı değil, ayrıca koronavirüsün getirdiği de hastaların bakımı için bir baskı vardı. Bunun yanı sıra bir de grevler var. İngiltere'de geçtiğimiz haftalardan itibaren büyük bir grev dalgası başladı. Grev dalgası diyoruz çünkü onlarca sektörde grevler başladı. İşte o sektörlerin arasında
ambulans çalışanları ve hemşireler de var. Aslında hükümeti de derinden düşündüren durum bu oldu. Bir tarafta ambulans çalışanları, diğer taraftan da hemşireler greve gidecekler. Tablo böyle. 100 binden fazla hemşire ülke tarihinde ilk defa greve gidecek. Bu hafta ve gelecek hafta olmak üzere hemşireler 2 gün grevde olacaklar. Oldukça büyük, geniş kapsamlı bir grev. Çünkü sadece İngiltere'de değil, diğer bölgelerde de, İskoçya'da, Galler'de ve Kuzey İrlanda'da da hemşireler greve gidecekler. Kemoterapi ve yoğun bakımlar dışında acil servisler çalışmayacak. Hemen altını çizmemiz gereken bir nokta var. Kobra toplantısı yapılacak. Hükümet bugün bir kobra toplantısı yapacak ve acil durumlarda nasıl bir plan uygulanması gerektiği hükümet tarafından masaya yatırılacak diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Trump'ın hesabının kapatılmasına ilişkin yazışmalar ortaya çıktı. Twitter'ın FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte hareket ettiği görüldü. Elon Musk satın aldığı sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'ın kirli çamaşırlarını basına sızdırıyor. Musk, gazeteci Matt Taibbi aracılığıyla Twitter dosyaları adı verilen yazışmaların üçüncüsünü yayımladı. Son dosyada kongre baskınından 2 gün sonra Twitter hesabı kapatılan Trump'ın hesabının askıya alınmasının aslında seçimden aylar önce konuşulduğu görüldü. Dosyada Twitter'ın önceki ekibinin FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı ile bağlantısı dikkat çekiyor. Eski bir Twitter yöneticisinin mesajında FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal İstihbaratla uyum içinde olduklarına dair yazışmaları var. Aynı yönetici başka bir paylaşımında FBI'ın 2 tweetle ilgili raporundan söz ediyor, dosyada seçim yaklaşırken federal kurumların platforma baskı uyguladığı kaydediliyor. Trump'ın hesabının askıya alınmasının normalde kurallara dayalı bir otomasyon içerdiği, ancak bazı yöneticilerin şahsi tasarruflarıyla da yönlendirildiği bildiriliyor. Son tweet dosyalarını yayımlayan gazeteci Taibbi, paylaşımların süreceği sinyalini verdi. Yeni paylaşımlarda Trump'ın hesabı askıya alındıktan sonra sosyal platformdaki iç yazışmaların açıklanacağı duyuruldu. Efendim, dünyada öne çıkan gelişmeleri aktardık. Yayınımız Nilgün Balkaç'ın sunumuyla öğle ana haberle devam edecek. Hoşça kalın, bizle kalın.